Geçtiğimiz sene Sri Lanka'da birden fazla kilise yönelik bombalama olayları yaşanmıştı. Saldırılar sonucunda çoğu çocuk 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. Bombalama olaylarının yaşandığı gün kiliseleri ziyaret eden Pastor Sunil, kiliselerin durumu hakkında Christian Today'e konuştu. Sri Lanka'da birden fazla kiliseye yönelik bombalama olaylarının yaşandığı gün, Pastör Sünil Paskalya vaazına hazırlanıyordu. Saldırılar sonucunda çoğu çocuk 250'den fazla kişi hayatını kaybetti. Pastör Sünil, Zion Kilisesi'nde saldırıların hedefi olan mağdurları ve aileleri ziyaret etmek için Batlika olaya gitti. Sünil, Christian Tude ile yaptığı görüşmede saldırıların ardından Hristiyanların göstermiş olduğu mücadele hakkında konuştu. Oradaki Hristiyanların durumu nasıl sorusuna Pastör Sünil, anayasa din özgürlüğünü güvence altına alıyor ama uygulanmıyor ve bölgelere göre farklılık gösteriyor. Ne kadar yerel olursa zulüm o kadar şiddetleniyor. Zulmün çoğuna pastörler ve aileleri maruz kalıyor. Birçok kadın kiliseye gittiğini eşlerine söyleyemiyor. Kadınların çoğu bu konuda konuşamıyor. Kilise için arazi satın almak bile zor. Bu nedenle bazı Hristiyanlar kiralık bir evde kilise toplantıları düzenlemek zorunda kalıyor. En önemli görevim bu insanları ziyaret etmek, onları cesaretlendirmek ve desteklemektir cevabını verdi. Kiliselerin geçen Paskalya'daki aşırılık yanlıları tarafından hedef alınması üzerine, Sri Lanka'daki Hristiyan toplumdaki etkisinden de bahseden Sünil, Tamil kaplanlarıyla 20 yıllık bir savaş yaşadık. Ancak hiçbir zaman kiliseye saldırı olmadı. Geçen Paskalya intihar bombacılarının kiliseye yönelik ilk saldırısıydı ve birçok yönden Hristiyan toplumu etkiledi. İnsanlarda korku hakim oldu. Bazı Budist rahiplerse kilisenin burada olması durumunda köyümüzün de hedef alınabileceğini söylemek için durumdan yararlandı cevabını verdi. Sri Lanka'daki Hristiyanların aşırılık yanlılarının başka bir kiliseye saldıracağı konusunda çok fazla korkularının olmadığına da değinen Sünil, hükümetin Paskalya saldırılarından sonra ülkenin güvenliğini sağlamak için çok adım attığından bahsetti. Ancak Hristiyanlar mevcut hükümetten gerçekten korkuyor. Çünkü Budist hükümet sert bir politika sergiliyor. Güney eyaletindeki kiliselerimizden bazılarına Noel kutlaması için izin verilmedi. Hükümet sadece Katolik kilisesi için değil, bütün Hristiyanlar için adil olmalıdır ve eşit muamele göstermelidir dedi. Sri Lanka Open Doors Dünya izleme listesinde 30. sırada yer alıyor.